Herkesin kızın bir hikayesi var. Benim de hikayem işte düğün günü böyle baktı. Adım Günay Ebeoğlu. Soyadım Ebeoğlu. Limassol'da doğdum. Hangi sene doğdun? 36'da. 1936. Senin abinden nasıl tanıştıydın abla? Nasıl tanıştık? Evet. Kardeşimle arkadaştırlar. Ondan tanıştık. Eve gelip Futbol. Girerdi. Eve ha. Girer futbolda oynarlardı yani beraber. Onda tanıştık işte. Yakışıklı olmazsa alınmazdım yerden. Yakışıklı. Arkadaştı. Kardeşim inan. Gelir giderdi bize. Yani öyle oturmaya değil de hani futbol toplarını biz muhafaza ederdik şeyimizde, evimizde. Gelirdi o futbol toplarından 2-3 tane alayım. Tamam. Alırdı giderdi. Bir geldi, iki geldi. Bu defa hoşuna gittik herhalde. Aşık oldun. Yok. Olduk ki alalım. Yani beğenirdik. Eskiden böyle gelirlerdi. Sorarlardı mesela. Ne vereceksiniz? Biz ne vereceğiz? Biz ne alalım? Çünkü her şey ortağıydı eskiden. Şimdiki gibi değil. İsteme usulleri nasıldı? Nasıl isterlerdi kızı? İşte beğendiklerinde aileden, büyüklerinden bir şey uydururlardı büyük ailelerde. Yani şey, ailenin büyüğünü gidelim o kızı isteyelim bakalım. Verirlerse alırık, vermezlerse. Beni gelip istediler kardeşimden, işte abimden. Polisti o da. Kardeşim. Öyle kısmet oldu herhalde. Alındık. Düğün hazırlıkları hep biz gittik. Yani daha çok kız evi, kız annesi, kızın ailesi zaten ayakta dururdu. Kız kardeşin varsa, teyzen varsa, genç şey, onlarla gider görürdük. Alırdık. Peki eskiden böyle dantel, tente, o panolar gibi, böyle bekarlığında öyle hazırlık yaptı mıydın? Ben hep onlardan kalmadır bunlar. Yaptım ne demek? Bir, iki tane o şeyleri, kızları, masa örtüsü yaptım. Yapardım şemeler. Eskiden koltuklara da kollardı ya. Şeme. Masacıklara, orta masacıklara hep yapardım. Ben çok severim böyle el işlerini ve oturmayı hiç sevmem öyle tembel tembel. İkindindendi, çıkardık havlumuza. Su varırdık çiçeklerimizi, şeylerimizi hep serin olsun.
Ondan sonra alırdık elimize nakışımızı. Kışırsa yün. Ben hep elimde örerdim yünleri. Hiç satın almazdım hazır. Hazır da alırdık bir iki tane bayramları işte. Bayram geliyor. Onları alırdım, yoksa ben alırdım, yün kendim örerdim. Kaçta be Cemal evlendik? 1900. 53 Şubat. Ha, 53 Şubat. Doğru. Biz kışta yaptık. Hatta dua ederdik yağmur olmasın. Kalabalık olsun. Eli dongarcısı vardı. Esmer bir hanım. Hava Hanım isminde. Ona gittik, rica ettik, gelebilin ongarasın. Tabii dedi, benim vazifemdir, gelirim. Geldi, ongardı bizi. Ondan gittik, resim çektik. Bozulmadan başımız, şeyimiz. Çünkü yahut öyle kolaylıklar, öyle sardılar bize iki tane bir gudi. Böyle başımıza. Kaldık gibi bir saat öyle o güdürlerden şekil alsın. Zaten benim görüşürdü da biraz saçlarım. Tez onarıldık. Ben ustaya giderdim. Dikiş ustasına. Dikiş öğreneyim. Ve onda dikildiydi gelinliğim. Ustam dedi, ben sana dikeceğim gelinliğini dedi. Bunlar erkek ailesi. Ha, Rum. Rum kızıydı. Ama çok severlerdi beni. 12 tane cira vardı yani. Arkadaşlar hep Rum'du. Ben 2 tane Türk vardı. Kendine giden evalar derlerdi bunlara, meşhur. Kardeşim de gördü. Sordu, bu eve o kızlar girer çıkar. Ne öğrenirler dediler işte. Dikiş öğrenirler, yün işi öğrenirler. Çok meraklıydılar onlar. Ne parayla, aylık öğretirlerdi sana. Ben hep hazırlandım. Yani o da hazırlandı. Eskiden böyle gelinlik giyerdin. Böyle kollarda iki de tahta, üstünde de bir halıcık. Da biraz gelin yüksekte otururdu ki geldiğinde tebrik edesin. Öyle yaptık. Öyle yaptılar. Tabii ben hazır buldum, çıktım, oturdum. Oturduk. Gelin güveyi. Oturdum. Böyle bakar kana dışarı şeye, karşıydı pencerede. Biri geldi böyle vurdu cama. Ben de derim, mübarek adam, ha o kadar görün kuyruk oluyorlar. Tebrik etmeye gelsinler, sen cama vurun. Merlim bu. 5 dakika dedi benim beyim. Hocam. 5 dakika dedi, çıktı. Tamam dedi, başını da salladı, görürüm gene. Gitti. Biz kuyruk gider bundan ora, hem Türkler hem Rumlar. Çünkü Türkler gelir kaynanam ebedir, herkesin ebesiydi. Bir tek de oğlu var. Çok kalabalık oldu. Rumlar da gelir. Top, futbol oynardı onlar da. Onlar da o hatırı tutarak. Onlar da geldi. Böyle çaldı şeyi, gitti. Ben sanırım gitti, bir şey konuşacak, gelecek. Ne bileyim ben. Merlim gidiyor futbol oynasın. Mübarek adam, o gün ne yapıyorsun düğünü sen? Benden ne izin alman? Sen bu şeyi duracaksın,
E kaçtı. Bakar kuyruk gider bundan ora. Ben hiç bozmadım. Gelen de sordu. Geliyor. Gitti 5 dakikada geldi. Geliyor, 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 geliyor diyerek iki naylon para doldurduk. Çünkü gelinin ayrıydı, gelinin tarafında, güveynin güveynin. Parasını da hazır ettik. Bu gitti, oynadı. Yıkandı çünkü şeyler vardı gruplarda, böyle duşlar şeyler. Giyindi, tekrar geldi, geldim dedi. E dedim, beni baktın, guru başıma gittin be yahu, hiç düşünmedin. Ayıptır gelecek bu insanlar. Gelen de sordu. Nerededir? Geliyor. Gitti 5 dakika, geliyor. Gitti be. Hep bana paketti, 2 paket de doldu para. Verme gene o paraları. O bilmez hiçbir şey. Teyze, şimdi sen Sevim abinin böyle futbol sevdalısı, aşığı olduğunu bilirdin, ev nişanlıyken de değilim, değil. Hani evet. Böyle düğünde böyle bir şey başına geleceğini hiç tahmin ettin? Yok, etmedim. Ne bileyim o birinin şeyini. İçinde. Sonra öyle bir günde bakıp kaçamam. Baktı. Çok i̇şte. Futbol aşığıydı demek ki. Çok aşığıydı. Çok. Futbol için çok önemliydi. Çok değerliydi. Çok. Nikah günü bile. Peki o günkü o maçın bir değeri, bir önemi vardı. Vardı, vardı. Ne olacaklardı? Bir şey, onlar da bir şampiyonu, bir şeye olacaktı. Tamam yahu, sen aktar gününü, bir şey yap, rica et. O gün olmasın, ben o gün düğünüm var değil. Yok, ne derlerse tamam. Günay ha. Gittim ama gene dönmedim, gelmedim. Yani senin düğünün olmadı. Tebrik kabul etmedin, ettin. Sen niçin beni baktın, gittin? Var mı öyle bir insan, bakır en mesut gününde hanımını da gider. Ama ben onu da yaparım, bunu da yaparım. Seni daha yürüdürüm. Biraz da eskiden derlerdi insanlar, erkeğin dediği olur. Erkek ne derse, geçinmen için iyi bir hayatın olsun, olur yahu, olur yahu, olmayacak şeyleri de olur yahu den. O hakikaten erkekler de biraz şeydirler, söz verdi bana, olur dedi. Çocuk gibidirler. Güzel günlerimiz oldu, kötü günlerimiz de oldu. Sinirliydi, bağırırdı, çağırırdı, vururdu kapıları, giderdi. O da şımarık bir oğlan. Memleketinde ebesinin oğlu. Yani annede kazan çok. Acı tatlı. Geçirdik, böğülttük guru başıyım, yalnız başımıza. Birin olmayınca ne yapacaksın? Kime gasp edeceksin? Herkesin kızın bir hikayesi var. Benim de hikayem işte düğün günü böyle baktı maç uğruna. Gitti, oynadı, geldi. Hani geldikten sonra var bir şey dedi, aha gittik, onları da memnun ettik, aha geldik eve de az. Tamam yahu, tamam.